Abdurrahman Dilipak, Hürriyet'ten MYY diye biri. Geçenlerde Hürriyet'ten biri Türkiye'de enses sayısını %40'a çıkarmıştı. Bir hafta sonra %2,5'a indirdiler. Yarın da 40'ta 1 diyecektik derlerse şaşmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kur'an ve Sahihi Buhari hatimleriyle açılmıştı. Mecliste bu geleneği tekrarlayalım desek ne dersiniz? İrtica olur değil mi? Meyye'ye 6 Eylül tarihli resepsiyonu Kur'an-ı Kerim'le açmak başlıklı yazısında diyor ki, Saraydaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarından iki görüntü kaldı. Birisi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Cumhurbaşkanı önünde bel bükmesi, diğeri Genelkurmay Başkanı'nın eşinin başını örtmesi. Bel bükme değil, başıyla selamlama. Çarpıtmanın alemi yok. Bu da en azından bir edep nezaket meselesi. Ayağa kalkıp alkışlamama meselesi de bir protesto biçimi. Rothschild'in adamları Pentagon'un adamına meydan okuyor. Ha, sahi, tek adam Mustafa Kemal zamanında, Milli Şef Ebedi Şef İsmet Paşa zamanında, Gürsel Evren zamanında Cumhurbaşkanı ile yüksek yargı ilişkileri nasıldı biraz da onlardan konuşalım mı? Bizim inancımızda Adalet mülkün temelidir. Sizin o nefret ettiğiniz şeriat hukuk demektir. Meşruiyetle aynı kökten gelir. Gayr meşru dediğinizde şeriata uygun değil demiş olursunuz. Hem şeriat düşmanlığı yapacak hem de hukuku savunduğunuzu söyleyeceksiniz. Bu mümkün değil. Önce siz müdafaa hukuk ve kuvayi milliye ne demek onu öğrenin. Bu arada bilesiniz ki biz İbrahim milletindeniz. Hakka tapan bir milletiz. Bak MYY efendi. Hacı Hoca Efendi Paşa demek de yasaktı değil mi? Affedersiniz. Kurtuluş Savaşı Gazi Meclisi'nin işidir. O meclis hilafet ve saltanatı kurtarmak için yapıldı. Dini mübini İslam uğruna, ilahi kelimetullah için yapıldı. Aç bak Mustafa Kemal'in İstanbul'a gönderdiği mesajlara, aç bak meclis zabıtlarına, 30 Ağustos'u gerçekleştiren askerler bu ruh ve imanla savaşıyorlardı. İster misin Beştepe'nin kapısına sağına ve soluna, Birinci Meclis'in girişinin sağına ve soluna açılış sırasında asılan bayrakları bulup asalım? Söyleyeyim, o bayraklardan biri bugünkü bayrak. Ötekisi üzerinde kelime-i tevhid yazılı sancaktı. Hani bugün sizinkilerin irtica bayrağı dedikleri bayrak. O gün bütün İslam ülkelerinde büyük sevinç yaşanmıştı. 8 Eylül'de Hindistan'da milyonlarca Müslüman camilerde dualar etmişti. Bugün esrar, eroin, fuhuş merkezi olan Kalküta'da Müslüman evlerine bayraklar asılmış, camilerde de zafer için dualar edilmişti. Tüm hilafet topraklarında büyük gösteriler olmuştu o gün. Biz onların manevi mirasçılarının bugün buradaki temsilcileriyiz. İsteyen gitsin Todor'un meyhanesinde ya da Galatasaray'daki Cumhuriyet meyhanesinde tuzlu leblebiyle rakı içsin. Lozan Barış Konferansı 11 Kasım 1922 24 Temmuz 1923 arasında 8 ay sürmüştü. Devrimler ondan sonra geldi. 30 Ağustos'ta ordu laik değildi. Kutladığınız bayram laiklik bahanesiyle darbe yapan ordunun bayramı değil. O dönem 15 Temmuz'da bitti tamam mı? Tekrar söylüyorum. 30 Ağustos 26 Ağustos'ta başladı ve 8 gün sonra tamamlandı. Yıl 1922. Anayasa Mahkemesi başkanının tutumu Türkiye'nin nereye gitmekte olduğunun bir göstergesi imiş. Peki sizin bu yaptığınız neyin göstergesi oluyor? Hakaret ediyorsunuz. O da biliyor ki artık yargı bağımsız değil, tek patron var ve o tek patrona bağımlılığını göstermek kendisi için daha hayırlı olacakmış. Bizimkilere hakaret ederken Amerikalılara övgüde bulunarak birilerine selam göndermeyi ihmal etmiyor. Onun için ondan Amerikalı yüksek yargıçlar gibi davranmasını beklememek gerek çünkü konumu onlar gibi değilmiş. Amerika'dan başka örnekler verecek olursak üzülürsünüz. İsterseniz Almanya'dan, İngiltere'den de olur. Genelkurmay Başkanının eşinin başını örtmesi konusuna gelince o sırada Kur'an-ı Kerim okunuyor ve buna inanan bir kadının başını örtmesi son derece normal bir durummuş. Kur'an okunurken baş örtülecek diye bir şey yok. Baş örtüsü sadece namazda değil, yabancıların olduğu her yer ve her zaman. Ötesi saygı, nezaket. Ne derseniz deyin. O sizin sorununuz. Garip olan Kur'an-ı Kerim okunması ve başörtüsü değil. Böyle bir kutlama gününde ya da iftar sofrasında içki verilmesi ya da istenmesidir. Milli bayramlar adı üzerinde her türlü inançtan bağımsız olarak kutlanması gereken ve bize aynı tarihi ve ortak geçmişi paylaşan bir millet olduğumuzu hatırlatan günlermiş. Milli ne demek? Sakın ulusal demek istemiş olmayasınız. Bir zafer kutlaması söz konusu. Bütün savaş törenlerinde dini merasimler yapılır. Bunun da istisnası yok. Tabi eski Sovyetler hariç. Hatta onlarda bile merasim için birileri bulunur. Sovyetler değildi ama bizim Sovyet hala iş başında anlayacağınız. Bu zaferi kutlamak için bir ruhani lider toplantıya katılıp bu savaşta ölen Hristiyan varsa onları takdis etmek için mini bir ayin düzenlese kim karşı çıkar buna? Çanakkale'de Anzak ayini düzenlenmiyor mu? Birileri dini bireysel planda vicdanlara, toplumsal planda mabetlere hapsetme inadından bir türlü vazgeçmiyor. Yahu, batıda ruhani liderler gelip meclisi takdis ediyor. Adamlar İncile el basarak yemin ediyor. Meclis komisyonlarında bile çalışma öncesi başkan Hristiyan demokratsa papaz gelip komisyonu takdis ediyor. Kaldı ki bunların inancı din değil, religio. Evrenin Ulu Mimarına saygı sunmak için kendi uydurdukları bir törenin adıdır o. Bunlar dini de bilmiyorlar, laikliğin ne anlama geldiğini de, dünya gerçeklerini de ama ahkam kesiyorlar. Üst perdeden konuşuyorlar. Bir de kalkıyor Müslümanlara camide tören öydü veriyor. Ellerinden gelse camiye sıra da koyarlar. Namazın şekline de karışırlar. Osman Nuri Çerman Kur'an-ı Kerim'deki ahkam ayetlerini çıkarıp yerine nutuktan parçalar eklemekten söz ediyordu. Bunlar yeni değil. Laf ile verirler aleme binlerce nizamat, bin seyyiye bulunur hanelerinde. Bazıları yazmadan önce kafayı mı çekiyor? Efkar basıyor herhalde. Cüretleri de bundan kaynaklansa gerek. Erdoğan ve AK Parti öfkesi ya da korkusu birilerinin aklını zail etmiş sanırım. Neyse, bir deli bir kuyuya bir taş atar, 40 akıllı 40 gün o taşı çıkarmak için uğraşır durur derler. Halimiz ona benzemesin de. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit.